Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf İngilizce, 1. dönem 1. yazılı konu tekrar tarama testi yapacağız. Daha önce klasik bir yazılıya çalışmıştık, şimdi test olarak çalışacağız. 1. ve 2. üniteleri içeriyor, haydi başlayalım. 1. sorumuz beceri temelli soru, yani bu yeni nesil sorulardan. Onunla başlayalım. Which of the following isn't correct according to final scores above? Hangisi diyor doğru değildir, isn't correct, doğru değildir. According to final scores, skora göre hangisi doğru değildir? Bakın burada home ve guest yazıyor. Bu ev sahibi, bu misafir takım. Şimdi sorulara bakalım. Home team won the game. Won, win'in ikinci hali, kazanmış diyor. Oyunu kazanmış. In the final score. Skor A'da kazanmış mı home team? Evet, doğru. Bize yanlış olanı soruyor. A doğru. B, home team beats, beat yenmek demek. Bu terimleri öğrenmemiz gerekiyor. Home team beats the rival, rakip takım in the final score. Final score B'de. Yenmiş mi? Ev sahibi, hayır, yenmemiş. Evet, biz yanlışı istiyorduk, bulduk. Diğerine bakalım. Home team lost the game. Lost the game, oyunu kaybetmek. Final score B'de kaybetmiş mi? Evet, kaybetmiş. The score is draw. Draw, berabere demek. Bakın bu terimler ikinci ünitenin konusunda geçen kelimeler. Bunlara dikkat edelim. Draw, berabere kalmak. Berabere mi kalmışlar score C'de? Evet, berabere kalmışlar. Beat, yenmek demek. Rival, rakip takım. Bunları bilelim. Diğer sorumuza geçelim. What's your father like? Evet. What does your father like, look like dediğimiz zaman, look like diye sorduğumuz zaman, dış görünüşünü soruyorduk. What's your father like dediğimizde de karakter özelliklerini, yani personality'sini soruyoruz. Burada my father is a very blah blah man. He doesn't get worried easily. Worried easily, endişelenmek demek. Easily, kolay bir şekilde. Kolay bir şekilde endişelenmez. He is usually calm. Genellikle sakindir. Nasıl bir insandır bu? Şıklara bakalım. Rude, kaba. Stubborn, inatçı. Forgetful, affeden. Easygoing, kolay, uyumlu, uysal anlamında. B olacak, easygoing. Çünkü hemen endişelenmez diyor. O yüzden forgetful, unutkan demek. Evet, diğer soruya devam ediyoruz. Yine bu da yeni nesil sorulardan biri. Yani anlamından çıkarıp bulacağımız sorulardan bir tanesi. Önce biz broşüre bakalım. Swimming lessons, yüzme dersi. For age 3 to adult. For age, hangi yaş grubundan itibaren? 3 yaştan to adult, yetişkine kadar. Yani 3 yaş sınırı var yüzme kulübünde. Bize ne soruyor? Who can't join swimming lessons according to the information above? Yukarıdaki bilgiye göre hangisi katılamaz? Yani 3 yaş altında birisi varsa katılamaz. Buradan bunu anlıyoruz. Hemen okuyalım. Mr. and Mrs. Carter have 3 children. 3 çocukları var. Julia is 10 years old. Mary is 7 years old. Julia 10 yaşında. Mary 7 yaşında. And Austin is 11 months. 11 months bakın. 11 aylık. Demek ki they want to learn swimming demiş. Hangisi katılamıyor? Austin katılamıyor. Çünkü 11 aylık. Diğer sorumuz. Gary wants to join school basketball team but he can't because he is. Neden katılamıyormuş bakalım. Evet, nasıl bir çocuk görüyoruz? Biraz balık etli. Neydi balık etli? Plump. Diğer şıklara bakalım. Tall and slim. Uzun ve zayıf. Well built, yapılı. Young, genç. Cevabımız neden katılamıyor basketboluna? Çünkü kısa ve balık etli. Short and plump. Who kim demekti? Blah blah in your class. Kim sizin sınıfınızda? Şöyle birisidir diye sormuş. Cevaba bakalım. Cevaba göre bulacağız bu tarz sorularda. She can make friends easily.
friends easily, kolay bir şekilde arkadaş yapan, yani arkadaşı kolay bulan demek, yani sosyal. O zaman ne olacak cevabımız? Easygoing, uyumlu, sosyal anlamında easygoing olacak. Attractive, çekici. Selfish, bencil. Lucky, şanslı. Mr. Jackson is very friendly and outgoing. Mr. Jackson çok arkadaş canlısı ve dışa dönük. He can, evet biraz önce öğrendiğimiz kalıbı burada pekiştirmiş olacağız. Easily, make friends easily. Bakın bunlar kelime kalıpları, phrase diyoruz biz bunlara. Make friends easily, kolay bir şekilde arkadaş olabiliyor insanlarla. Yani C olacak cevabımız. Diğer şıklara da bakalım. Get angry, sinirlenmek. Feel nervous, gergin hissetmek. Change his mind da fikrini değiştirmek. We have some hobbies in common with my sister. We usually go cycling in the park. Evet. Kız kardeşimle common ortak demek. Ortak hobilerimiz var. Bazı ortak hobilerimiz var diyor. We usually go cycling in the park. Bisiklet sürmeye gidiyoruz together, beraber. We really each other. Bakın bu da bir kalıp. Neyin kalıbı bu? Bulmaya çalışın isterseniz. We really blah blah each other. Choose, seçmek. Tell a lie. Tell a lie. Lie, yalan söylemek. Feel nervous, gergin hissetmek. Cevabımız get on well with each other. Birbirleriyle iyi anlaşmak. Get on well with. Bu kalıbı çok iyi öğrenin. Seneye 8. sınıfta da bununla karşılaşacaksınız. Why do his friends call Kevin? Arkadaşları neden Kevin'i nokta nokta boy diye çağırıyor? Yani nasıl birisi acaba? Cevap vermiş. Because he always breaks something. Çünkü her zaman bir şeyleri kırar. Demek ki bu nasıl birisidir? Sakar değil mi? Neydi sakar şıklardan? Bakalım şıklara. Cute, sevimli. Clumsy, sakar. Selfish, bencil. Punctual, dakik. O zaman cevabımız clumsy. Evet, bu da beceri temelli sorulardan bir tanesi. Bunlar da parçayı anlayıp ona göre yapıyoruz. Yani biraz uğraştıran yeni nesil sorulardan. Beraber yapalım. Bu tarz sorularda önce soruyu okumanızı öneririm. Çünkü parçayı okuduğunuz zaman soruya geçince unutabilirsiniz parçada ne vardı. Üçüncü soruyu bir okuyalım. Önce birisinde ne var ona bakalım isterseniz. Swimming lessons diyor. Yüzme dersi var. Ve burada bir basketbol kampı var. Bakalım. Üçüncü sorumuzda diyor ki who is going to join basketball yacht camp? Kim diyor basketbol kampına katılacak yukarıdaki bilgiye göre? Bakalım bulalım. Mr. and Mrs. Miller have four kids. Dört çocukları var. Two of them are boys. Bob is 7 years old. Wants to learn swimming. Bu yüzme istiyor diyor. Bu değil. Jack is 10 years old and he enjoys team sports. Evet, cevabımızı bulduk. Team sports, yani takım sporları oynamak istiyor. Kim? Jack. Evet, ilk sorumuz Jack. İkinci sorumuza bakalım. Who should choose swimming lessons? Evet, ilk sorumuzda bulmuştuk zaten değil mi? Swimming kim istiyordu? Bob. Choose seçmek demek. Kim seçiyor swimming yüzme dersini? Bu şekilde cevaplamış olduk. Yine bu da yeni nesil sorulardan. Look at the poster and answer the question. Postere göre cevap vereceğiz. Which of the following can they do together? Together beraber. Hangisini beraber yapabilirler? Evet, parçayı okuyalım. Mark, George and Frank are close friends. Evet, üçü yakın arkadaş, close friends. And they want to go summer camp. Yaz kampına gitmek istiyorlar beraber. There are some sports activities on different dates. Different dates, different farklı demek. Dates, tarih, farklı tarihlerde spor aktiviteleri var. But they can only join, only sadece join katılabilir, sadece on the second week of the July. Temmuz'un ikinci haftası sadece o zaman katılabiliyorlarmış. Bize burada Temmuz'un ikinci haftasını bulmak kalıyor. Second, ikinci hafta. Second week. Evet, bakıyoruz June. July. Evet, bu birinci haftası, bu ikinci haftası. O zaman volleyball. C olacak cevabımız. Evet.
Look at the poster, read text, answer the question. Yine yeni nesil sorulardan. Bakalım. They can go back home together. They can go back home together. Eve beraber dönebilirler. Ne zaman dönebilirler demiş. Demek ki burada bir after school club var. Ona göre sorumuzu cevaplayalım. John and Mark are classmates, sınıf arkadaşları. They come to school by the same school bus. Her gün aynı okul otobüsüyle geliyorlar. After school, okuldan sonra John attends football and swimming club. Evet, okuldan sonra John futbol ve swimming club'a katılıyor. Mark attends swimming and tennis club. Evet, ikisinin ortak katıldığı ne? Swimming. O zaman bunlar eve dönerken sadece swimming'e katıldıktan sonra dönebilirler. O zaman kaç tane swimming dersiniz var? Bakalım. 2 tane. Haftada 2 diyeceğiz. Haftada 2 ne demek? Bakalım. Every day, her gün. 3 times a week. Haftada 3. In the morning, sabahları. Twice a week. Haftada 2. C olacak cevabımız. Pardon. 9. soru, according to poster and the text. Evet, burada doğru yazan cümleyi bulacağız. Football and tennis clubs are at the same hours. Same hours aynı saatte diyor. Futbol ve tenis aynı saatte mi? No, aynı saatte değil. Biri 8'de, biri 4'te. All the club starts and finish at different times. Bütün kulüp saatleri farklı zamanlarda başlayıp farklı zamanlardan bitiyor. Hayır, bakın futbol ve swimming aynı saatte başlayıp aynı saatte bitiyor. O yüzden bu da yanlış. Doğruyu soruyor bize. Swimming club is in the morning on the Friday. Swimming cuma sabah mı? Hayır. PM öğleden sonra demekti. AM deseydi doğru olurdu. Son şıkkımız doğru olacak. Tennis club is only Thursday. Sadece tennis club Thursday'de mi, perşembe günü mü? Evet. Biraz uğraştıran sorular bunlar. Diğer sorular hemen tık tık yapabiliyoruz ama bunlar da biraz düşünme gerektiriyor. Bu sorumuzda yine çok çıkacak karşınıza çıkan bir kalıp. Which question doesn't complete the dialogue? Hangi soru tamamlamaz? Yani hangi sorunun cevabı yok kısacası? Bakalım. What sports are you interested in? Cevabı var mı? Var. I like boxing demiş. Where can you do boxing? Nerede yaparsın? Var mı? Var. I can do boxing on a boxing ring. Box ringinde yaparım. How often do you do? How often? Ne sıklıkla yaparsın? Var mı cevabı? Yok. What kind of a sport game? Ne tür bir oyun? It's an indoor and individual sport. Kapalı alan sporu ve bireysel bir spor. Bunun cevabı var. O zaman cevabımız C olacak. Which option is correct according to the text and picture above? Hangisi doğrudur diyor resme göre. Okuyalım sorumuzu. Hello everyone, I'm Margaret. My friends think that I'm an attractive and cheerful girl. Çekici ve neşeli bir kızım. I have dark curly hair, siyah kıvırcık saçlarım var. With brown eyes, kahverengi gözlerimle. I respect. Respect, ne demek respect? Saygı duyarım diyor. All my friends, arkadaşlarım hepsine saygı duyarım. And get on well with them, onlarla iyi geçinirim. I'm generally calm and relaxed. Genellikle sakin ve rahatım diyor. Gayet uyumlu bir kızımız. Bakalım hangisi doğru? Margaret is a shy girl. Shy, utangaç demek. Utangaç mı? Hayır. Margaret is fair. Fair, adil demek. Aynı zamanda saçlarda fair hair var özellik olarak ama burada adil anlamında. And easygoing, easygoing uyumlu mu? Evet, adil ve uyumlu. Adil olduğunu nereden anlıyoruz? Herkese saygı duyduğundan anlıyoruz. Margaret is a bit plump, biraz balık etli mi? Hayır. Margaret has got blonde short hair mı? Sarı saçı mı var? Hayır. Evet, which option is correct according to scoreboard above? Hangisi doğrudur diyor. The team pink beats the team blue. Pink team blue team yenmiş mi? Hayır, berabere var. Berabere neydi? It's draw. Evet, son sorumuz. Which option best completes the conversation? Hangisi en iyi tamamlar? Bakalım neyle cevap vermiş? She's smart and funny. O akıllı ve eğlenceli. But she is sometimes stubborn. Bazen inatçı oluyor demiş. Demek ki bunun
personality'sini yani kişisel özelliklerini sormuş. Kişisel özelliklerini sorarken ne diyorduk? What is your best friend like diye soruyorduk. Ama biz yine diğer şıklara da bir bakalım. What does your friend best friend look like? Bakın burada look like diye sormuş. Bunu sormuş olsaydı dış görünüşüyle ilgili bir şeyler söylerdi. İşte uzundur, kısadır, o tarz bir şeyler söylerdi ama bu değil. Is your best friend smart and funny? Şimdi bunu görüp bu şıkkı sakın işaretlemeyin. Böyle çeldirici bir soru. Eğer bu soru is ya da are ile başlıyorsa yes ya da no ile cevap veririz. O yüzden işte burada smart ve funny yazıyor. Şıklarda da hemen smart ve funny var deyip atlamayalım. Şık güzelce okuyalım. Has your friend got a brother or sister? Böyle bir şey yok zaten. Arkadaşının kız kardeşi ya da erkek kardeşi var mı diye sormuş. Cevabımız what's your best friend like? Arkadaşın, en iyi arkadaşın nasıl birisi olacak? Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsindir. Bu tarz videolarımı beğeniyorsan lütfen beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı ihmal etme. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.